Şimdi panelimize başlıyoruz. İlk konuşmacımız Doktor Ali Mutlu Köylüoğlu. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ederim. Bir yandan bilgisayarı yürüteceğim için oturduğum yerden aktarım yapmaya çalışacağım. Ben de bu dehşet, korkunç hava şartında burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah sorularınızla biz bunu altırsanız, biz de cevap vermeye çalışırken kendinizi geliştiriniz. Benim yapacağım sorum başlığı şu. Parlamenter rejimi, başkanlık rejimi mi tartışmaları sırasında daha sağlıklı, daha doğrusu ne olmalı? Tabi bu daha sağlıklı, daha doğru ararken bugüne nasıl geldik sorusundan da hareket etmek söz konusu. Aylık yasama organı ve aylık yürütme organı modeli şeklinde bir çalışma. Fakat bunu niçin paylaşıyorum? Bunun belki taktik seviyede hayata geçme şansı yok. Fakat geldiği bir noktayı doğru anlarsak, bundan sonrasını planlamamız, ona göre hareket etmemiz söz konusu olabilir. Bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki referanduma gitmesi için yeterli bir doktor bulunamadı. Veya varsayalım ki doktor bulundu ama referandumda reddedildi. O zaman her şey normal dönüş mü olacak? Tamam, iş bitti, her şey çözüldü, rahatladık, ferahladık mı diyeceğiz? Bence bunlar taktik başarılar, stratejik bir başarı elde etmemiz lazım. Onu elde edemezsek şu andaki durumdan çok daha kötü edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada tedirgin edici bir anayasa tadilatı önerisiyle karşı karşıyayız. Yani okuyanlar tedirgin oluyor. Mutlaka okumuşsunuzdur. Bir yerlerden duymuşsunuzdur, telefonla takip etmişsinizdir, hepsi okumasınız bile hissiyatın ruhunu kavramışsınızdır. Fakat bence o tedirginliğin çok çok ötesinde çok daha korkunç bir şey var. Ben onu öne çıkarmak istiyorum. Yani bu anayasa tadilatı önerisinden çok çok daha korkunç olanı böyle bir teklifin bir şekilde kabul göreceği, meclisten geçeceği veya referandumla kabul edeceği gibi bir düşünceye kapılıp bunun teklif edilebiliyor olması. Teklif edildikten sonra komisyonlardan yol kat etmesi, hatta genel kurula gelmesi, bu dehşet bir şey. Ve burada birazdan paylaşacağım, bunu açıklamaya çalışacağım. Bir takım gerekçeler var ki bu gerekçeler aslında gelinen noktaya da tanımlıyor. Bu başkanlık rejimiyle ilgili tadilat önerisi aslında son dokunuş, son noktaya koyuş, taşlandırması. Zaten yolun çoğu kat edilmiş durumda. Birazdan onları paylaşmaya çalışacağım. Şimdi efendim şöyle. Benim dedem sağlık memuruydu. Bütün Türkiye'ye ulaşmıştı. Ve bana şunu derdi. Sıtma ile savaşla uğraşırdı. Yani sinüslikler, bataklıklar vesaire. Beşer bencildir derdi. Yani beşer bencildir, birey bencildir. Tamam. Peki bu bencil bireyler zaman içinde yerleşik bize geçtikten sonra toplulukta oluşmaya başladılar. Ve düzen dahilinde birlikte yaşamaya çalıştılar. Fakat o düzen hakkaniyetli olmadı ki sürdürülebilsin. Veya huzurlu olmadı ki daha huzurlu olmalıydı ki devam edebilsin. Bunu sağlamak için de tabii deneme yalma yol katettiler. Ve yüzyıllar boyunca şu noktaya gelindi ki bunu Montesquieu galiba derdi, toparladı. Dedi ki, yani bir toplumda dedi, huzur olacaksa, hakkaniyet olacaksa, o toplumdaki üç erkeği tanımladı, yasama, yargı ve yürütme. Bu üç erkeğin bağımsız olması lazım, birbirinin ikisi altında kalmaması lazım. Tamam, peki. İkinci kriterli, bu da çok önemli belki Montesquieu zamanında ifade etmedi ama, bu bağımsızlaşan erkeği kim kullanıyor? Bir kişi mi kullanıyor yoksa kurumsal bir kullanım mı söz konusu? Yani bir heyet, bir meclis mi kullanıyor? Bu da çok önemli. Şimdi bu grafikte şöyle bir şey çizmeye çalıştık. Alttaki eksende kuvvetler ayrılığı yok veya var. Yani buraya doğru gittikçe daha sağlıklısı, daha doğrusu. Üçüncü eksende ise kuvvetler gibi kullanıcı sayısı tek kişi ya da kurumsal kullanım söz konusu. Burada da yukarı gittikçe sağlıklısı. O zaman bu eksende sağa, bu eksende yukarı gidince şurası çıkıyor, ideal durumu tanımlıyor. Peki bunun ideal durumu bu işlerin kötüsü ne? Kötüsü hiçbir kuvvetler ayrılığı olmadığı, bütün kuvvetlerin birlikte kullanıldığı ve tek kişi tarafından kullanıldığı durum ki ona da mutlak diktatörlük diyebiliriz. Şimdi burada yanlış anlaşılmak istemem fakat dünya demokrasi tarihinde atılmış bir kazık var. Biraz kaba oldu ama anlamı aktarmak istemem. Parlamenter rejimler ilginç. Literatüre bakınca yumuşak kuvvetler ayrılığı diyor. Ne demek yumuşak kuvvetler ayrılığı? Tam kuvvetler ayrılığı değil. Yani bir nebze hafifletilmiş, yumuşatılmış. Ya o kadar da ciddi almayın bu konu gibi. Şimdi mesela bizim ülkemizde de durum bu merkezde. Atıyorum Türkiye'de, yani şu anda fiili durum biraz farklı olabilir ama yumuşak kuvvetler ayrılığı olduğu için o eksende iyi kötü de kurumsal kullanıcılar olduğunu varsayarsak yukarılarda bir yerde bir noktadayız. Fakat değişik bir sıkıntımız var. Bu da şu. Bizim yasama organı diye tanımladığımız
Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda yürütmeyi de işe. Nasıl işe? Kabine oradan şekilleniyor. Bütçe kanunu onlar yapıyor. Bir bakan ertesi gün gelip meclise kendi bakanlığı ilgili bir konuda oy kullanıyor. Yani bir milletvekili oy kullanıyorsa ertesi gün o bakanın olma ihtimali olduğunu da gözünde bulunduruyor. Veya kendi seçim kanunlarını, kendi seçim takvimlerini, kendi özlük haklarını veya motif aklına gelirse her konuda yasama yönetimi iç içe ve uygunsuz bir şey, sahne söz konusu. Bu uygunsuzluk öyle bir yansıyor ki bir gecede ertesi güne kadar bir kanun değişikliği olabiliyor. Mesela 12 Eylül 80'den önce bir meclis odalıydı. Önce millet meclisi vardı, sonra senato vardı. Millet meclisinden geçen bir metin senatodan da geçmesi gerekiyordu. Aradığında birkaç ay geçerdi. Birkaç ay geçtiği için millet tartardı, bakardı, öyle kaçamak bir şey var mı, ne oluyor, ne bitiyor diye zorlardı. Fakat şu anda dehşet bir sıkıntı var. Mesela bunun en güzel örneği 300 küsur tane milletvekili daha metin yokken bir yasama metni olan anayasal tadilat önerilerine imza vermiş olması. Bu da yürütmeyle yasamanın ne kadar işe geçtiğini, kolları bükülerek işlerini yürüdüğünü veya başka beklentiler işlerini yürüdüğünü çok güzel örneği. Şimdi burada belki çok hızlı bir başka bir konuya atlamakta fayda var. Tekrar döneceğim. Biz hep yargı bağımsızlığından bahsediyoruz. Aslında üç erkin bağımsızlığı önemli. Hatta daha ilginç, bu üçü arasında en önemlisi yasama bağımsızlığı. Çünkü yargı organı aslında kanun tatbikatı yapıyor. Yasamanın koyduğu kurallara göre hareket ediyor. Yasama derse ki, atıyorum, 141, 142, 163 suçlu. O zaman yargı da ona göre yargılama yapıyor. Yasama derse ki, 141, 142, 163'ü ben kaldırdım. O zaman yargı da ona göre duruyor. Yasama derse ki, 5 güne kadar atıyorum, avukatla görüşülmezsin. O zaman yargı da onunla bağlantı organlar ona göre işlem yapabiliyor. Yani burada esas olan yasamanın bağımsızlığı. Hatta şöyle bir grafik çizmek mümkün. Yasama organı yaptığı işlerde %100 hakimiyet sahibi. İsterse yasal düzenleme yapar, isterse anayasal düzenleme yapar, isterse anayasa madde 90'ı değiştirerek ulusal sözleşmeye yolunu kapar. İşte Esra Akram Hakimiyeti'nde şunu buyurdu falan. Ama yürütme öyle değil. Yürütme, yasamanın belirlediği bütçe kanununa göre para harcar, yasamanın belirlediği personel politikasına göre memur olur, terfi ettirir, tayin ettirir, yasamanın belirlediği ihale kanunları ihale yapar vesaire. Yani yapacakların büyük bir kısmı bağlanmıştır. Kendisine sınırlı bir inisiyatif kalmıştır. Atıyorum o da %30 olsun. Ama yargıya bakarsak, yargı da çok az bir inisiyatif bırakır. Çünkü kanunun tatbikatını yapmak zorunda yargı. Belki yorumlamalar vardı ama artık kanun tatbikatını. Buradan şunu demek istiyorum. Ne kadar geniş inisiyatif sahibiyse bir yargı, o kadar da risk altındadır. Eğer dış tesir altında yönlendirilirse o zaman yanlış yapma potansiyeli çok yüksektir. Mesela şu anda yasama eğer bu anayasal düzenlemeyi referandumda geçirirse veya referandumda da geçirme ihtimali var. Nasıl matematik olarak biraz zor gözüküyor ama esas olan şu, yasama en önemli erktir ve en bağımsız kalması gerekendir. Ki şu anda yürütme hiç olması sebebiyle bu bağımsızlığı söz konusu değildir. Şimdi burada belki bir Amerika'yı incelemek mümkün. Amerika'da kuvvetler ayrılığının çok gelişmiş olması fakat buna mukabil özellikle yürütme kaleminde tek kişinin daha bir dominant olmasından dolayı ortalamaları evet aşağı çekiyor ama fren denge mekanizmanı yine toparlıyor. Fakat esas itibariyle şu hat, yani şu kenardaki noktalarla, şu yukarıdaki noktalar iyi kötü, iyi bir performans. Fakat gelen noktada bir öneri metni var. Bu öneri metni diyor ki, bir, kuvvetler ayrılığı anlamında ben eski durumu korumayacağım, geri gideceğim. Yani daha olumsuza doğru geleceğim. Artı, kuvvetleri kimin kullandığı anlamında eskiden bir kurumsal kullanım söz konusuydu ama onu da aşağıya çekeceğim diyor. Yani bunu aşağıya çektiği zaman ne yapmış oluyor bir yandan da? Mavi noktadan kırmızı noktaya kaydığı an ülkenin demokratiklik seviyesi mi diyeyim, yaşanabilirlik seviyesi mi diyeyim, uluslararası ortamlarda kabul görürlük seviyesi mi diyeyim, aklınıza ne gelirse hangi kriteri koyuyorsanız koyun, onunla ilgili negatif bir algıda oluyor. Şimdi burada ideali ne peki? İdeal yeşil noktaysa biz yeşile doğru gitmemiz lazım. Peki yeşile doğru nasıl gideriz? Yeşile doğru gitmek için daha fazla kuvvetler ayrılığı, yeşile doğru gitmek için daha fazla kurumsal kuvvet kullanımı söz konusu olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, ya şimdi şu anda bir galeri var, kırmızı galeri. Bir de mevcut durum var, mavi durum. Biz mavi durumu tutmaya çalışıyoruz. Kırmızıyı da götürmek isteyenler var, onlara da engel olmaya çalışıyoruz. Tamam, doğru. Ama yeşile düşmemiz lazım ki, o zaman sağlıklıyı bulalım, doğruyu bulalım. En azından yerimizi koyalım. Şimdi bu noktada yeşili ararken şöyle bir şey geliyor aklıma.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda yasama, yargı, yürütme, hemen hemen bütün erkeği kendi bünyesinde tutuyordu. Fakat bir kurumsal kullanım da söz konusuydu. Kurucu meclise heyet halinde karar alındı, heyet halinde ek olarak ele alınıyordu vesaire. Fakat gelinen noktada ilerleme kaydedildi 60 anayasasını özellikle. Sonra 80'likinde tabii gelinme oldu kısmen ama önemli orandı. Şu anda yapılması gereken şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve yürütme anlamında ilişkilerin koparılması lazım. Bu ilişkiler kopmadığı takdirde aynı organ hem ona hem ona baktığı takdirde sıkıntı yaşayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için çok kolay bir metot var. Ne diyorlar? Biz işte bir takım yürütme kalemlerini başkanlık işinin altına taşıyacağız diyorlar vesaire ama onu unutmayan, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 kalem iş yaptığını düşünelim. Bu 100 kalem işin atıyorum 55 tanesi yasama ile ilgili, 45 tanesi de yürütme ile ilgili. Fakat bunları yapan kişiler aynı kişiler. Bunların yapan kişiler yarın bir gün kabinede görev alma beklentisi olan kişiler. Bunları yapan kişiler aynı zamanda işte komisyonlarda, şurada, burada veya seçim kanunları, siyasi partiler kanunu çerçevesinde kolları bükülebilen kişiler. Veya bunları yapan kişiler bir yerden sonra siyasi partilerin grup kararı alması kabiliyet sebebiyle grup kararı uyması gereken kişiler. O zaman bizim yapmamız gereken şu, yasama ve yürütme organını ayırmamız lazım. Ve iki tane meclis olması lazım. 12 Eylül öncesi gibi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi arkasından bir senato gibi değil. Aynı anda iki meclis. Esas olan erken ayrılması değil mi? Tamam ayrılacağız. Ayrıldıktan sonra kurumsal kullanım değil mi? Evet. Kurumsal kullanım nasıl? Heyetlerle olur. Onu ayrıldıktan sonra yasal ve anayasal düzenlemeyi yapmak konusu. Yürütme meclisi hiçbir şey yok. Bunu sadece yasam organı yapabilir. Veya siyasi parti grup kararı alabilme konusu. Bunu yasam organında alamazsınız ama yürütme organında alabilirsiniz. Veya baraj konusu. Barajda ne diyoruz? İstiklal için %10 diyorlar. Peki, istiklal için baraj %10 kalsa da istiklal konusu yürütme konusunda. Yasama konusunda belki baraj sıfır edilmesi gerekir. Çünkü o yasama konusu aslında kural koyma, geleceğe şekillendirme konusudur. Aklınıza gelen birçok şey olabilir. Onları burada paylaşmak mümkün. Yani ne bileyim, eğitim durumu, seçilenlerin adlandırması, mesela atıyorum, hükümet içinden başbakan ve bakan olarak görev almak, sadece yürütme organının içinden şekillenmesi lazım, yasama organının içinden değil. Şu anda ikisi çorba olmuş durumda. Yani bir yandan yürütme, bir yandan yasama hem kural koyuyor hem uyguluyor. O ilişkiler içinde kollar bükülüyor veya angajmanlar yapılıyor vesaire. Gelinen nokta bu. Şimdi diyeceksiniz ki bu nokta bununla mı başladı? Aslında bu nokta çoktan başladı. Mesela internet kanalı veya şimdi bir ufak noktalar aldım. Basınla ilgili uygulamalarla ilgili sendeler, meslek odalarıyla ilgili kanallar, çevreyle ilgili kanunlar, sendikalaşmayla ilgili kanunlar, eğitimle ilgili kanunlar. Bir yerden sonra yürütme talep ediyor, yasama ona uymaya çalışıyor. Eğer yeter çoğunluğu da varsa bir gecede gerektiğinde yasalaştırabiliyor. Ve bu ciddi hakkaniyetsizliklere sebep oluyor. Burada esas olan dünya tarihini incelediğimizde bütün olumsuzlukların köküne gidelim, insanın içinde olduğu bütün olumsuzlukların köküne gidelim, çıkar çelişkisi ya da çıkar çatışması vardır. Ya da olumsuz anlamda çıkar birlikliği vardır. Yani bir kişi hem öğretmen hem öğrenci olamaz. Aynı müessesede olduğu takdirde sıkıntı olur. Burada hem yasanın hem yürütürüm, hem kuralı koyacağım hem de işte o kurala uygun icraat yürüteceğim. Veya icraat yürütmek istediğim şekilde kural koyduracağım. Bu kabul edilemez bir şey. Burada bir şey daha paylaşacağım ama bunları tek tek maddede girmiyorum. Aslında bunlarla ilgili çalışmamız var. Bir derli toplu kitapçık halinde getiriyoruz. Fakat yani nokta şu. Eğer biz bu anayasal metni kabul edildiği takdirde biraz geriye doğru kayarsak, yani yeşil mavi noktadan bir kırmızıya kayarsak, yeni kaydığımız noktada şu andakinden daha az direnç sahibi olabileceğiz. Çünkü daha kuvvetli bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Daha az direnç sahibiyken bu sefer yeni gelecek hamle çok daha kuvvetlisi, çok daha büyük gelecek. O belki de çok çok daha büyük gelmesi imkan edecek. Ve bu katlanarak, hızlanarak daha olumsuz bir yolculuk oluşturacak. Yani girdaba girmiş olacağız. Yani bu o yüzden anayasa şeyi çok önemli. Burada ilginç bir şey var. Ben bu slide'i kararttım. Fotoğraf koymak istemedim çünkü çok rahatsız edici fotoğraflar var. Psikolojik bir hastalık var. Yani puberty identity disorder diyorlar. Yani vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu. Bazı insanlarda bu hastalık var. Ve bu insanlar mesela bir gece bir anda kalkıyor, uzuvlarını kesiyorlar. Bir anda gece kalkıyor, bu bacak bana ait değil diyor ve bacağını kesiyor. Bu kadar. Veya kolunu kesiyor. Bu çok enteresan bir psikolojik bozukluk. Şu anda parlamento
Eğer bu yasama metinleri, anayasal yasama metinleri oluyor tabii ki, talibat metni, anayasal talibat metni olduğu için kabul ettiği takdirde aslında bu bir psikolojik sıkıntı da. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yetkilerini buluyor, kendi işte uzuvlarını kesiyor gibi bir şey. Bununla ilgili psikiyatri profesörleriyle görüşmeniz oldu. O cephede de ilginç bulgular elde ettik. Fakat sıralı söylemden dolayı ona girmek istemiyorum. Yani ismi şu. Taktik seviyede bu analiz nedir? Tamam. Beceremiyorsak referandumuna götüremeden, hani biliyorsa da referandum sırasında reddetti. Tamam, o zaman her şey bitecek mi? Bitmeyecek. Çünkü bunun arkasında başka bir şey var ve dehşet korkunç bir ikinci bir şey bu. Bu başkanlık rejimi veya patronlu başkanlık muamelesi veya patronlu başkanlık uygulamaları değil. Sadece Cumhurbaşkanlığı veya devlet başkanlığı ile ilgili değil ki. Bu aslında toplumun çok yerinde var. Başta siyasi partiler, dernekler, sendikalar, vakıflar, aklınıza ne gelirse. Yani toplumun bir arada olduğu ve bir takım işleri yapması gereken ortamlar. Şimdi biz aslında patronlu başkanlık rejimini birçok yerde yaşıyoruz. Ses çıkartamıyoruz. Bunun 3-4 tane komplikasyonları var. 1- şeffaflık olmuyor. 2- hesap verilirlik olmuyor. 3- öngörülebilirlik olmuyor. 4- kafaya göre keyfe keder veya uygunsuz şekilde yönetim oluyor. Yolsuzlukla ve sanayi yönetimi oluyor vesaire. Bizim burada 2 tane şeyimiz olması lazım. Taktik seviyede bu metinler ne dediğimiz. Tamam, doğru. Ama stratejik seviyede 2 şey var. Birincisi, bu mücadeleyi sadece Cumhurbaşkanlığı tırnak içinde adı altında ifade etmeye çalışan despotik veya başkanlık rejimine karşı mücadele gibi değil. Bunu toplumun değişik noktalarını silmiş olan, o nasıl diyeyim, son derece olumsuz patronlu başkanlığı uygulamalara karşı bir cepheye geliştirmek lazım. Hatta öyle bir şey olmasa ki referanduma gitmezse veya referandum reddedilirse onun bir kırılma anı gibi kurulanın arkasından siyasi partiler, dernekler, vakıflar aklına geliyorsa buralardaki kurumsal olmayan uygulamaları önünü kesmek lazım. Üçüncüsü de, ki o başta anlatmaya çalıştığım konu, ki açık bir şey söyleyeyim, ilk defa böyle bir harfin önünde paylaşıyoruz. 2-3 teknik görüşmeler çok yaptık ama bir de sınırlı sürede anlatmak zor. Çıkar çizgisi çok büyük bir tehlike. Şu anda parlamentoda çıkar çizgisi çok net. Parlamenterler, biz Sayın Şeker, kusura bakmasın yani sistemden bahsediyorum, şahsında ilgisi yok tabii ki. Ki onların mücadelesi de aynı yönde. Şu andaki parlamentomuz maalesef çıkar çizgisi içinde. Yani bir yandan yasama yapacağım, bir yandan yönetme organına şekillendireceğim, bir yandan yönetme organına genel söyleyeceğim, bir yandan bütçe kanunu yapacağım. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Mutlaka yürütme ve yasama ile ilgili karar vericilerin veya icracıların ayrı kişi olması lazım. Bunların çıkar çelişkisi net olarak ortaya konup ayrılması lazım. Böyle toparlayayım. Eğer sorularınız olsa sorularla da açmaya çalışırım. Umarım uzun süre kullanmadım başkanım. Teşekkür ederim.